Saadetim istikbali şehzade, hoş geldin. İşte güneşin ve ayın sultanı. Pek yaman, pek civan mert bir delikanlı olmuşsun. Allah'ım senin nazarlardan esirgesin. Hediyelerimden memnun kaldın mı? Beni bahtiyar ettiniz sultanım. Bu altın sırmalı kaftan da ince zevkinizin eseridir. Üzerimde görün istedim. Pek yakışmış. Lakin merak ettiğim başka. Öteki hediye. Gönlünü hoş tutabildi mi? Sultanım, şehzadem, ne hediyesinden bahsediyorsunuz? Gözdem Safiye, saadetimin güneşi oldu. Size ne kadar teşekkür etsem az sultan. Müjdeli haberi vermenin tam sırası. Safiye Hatun gebe. İnşallah saadetimiz bir şehzadeyle taçlanacak. Ne hoş. Tebrik ederim. İnşallah bir avazda evladınızı kucağınıza alırsınız. Eden bulur. İnsan sıfatındaki o iblisi mahlukat Safiye Hatun'a gözlerini belerte belerte baktı ya. Vallahi içimin yağları eridi. Yeğenim Murad'ın bana olan alakası, sevgisi Nurbanu'yu nasıl kahretti gördün değil mi? Hele ki hediyemi öğrenince. Vallahi sultanım delirdi delirdi, mecnuna döndü. Ne hediyesinden bahsediyorsunuz siz sultanım? Ay be heycel avut. Sultanım. Vallahi zekanızla gurur duymalısınız. Arnavut biçare Safiye'den Venedikli bir asilzade yarattınız. Pek de akıllı çıktı maşallah. Aman diyeyim Sümbül. Bu hakikati kimse bilmemeli. Nurbanu Safiye Hatun'u kendi kanından zannetsin ki gözü iyice korksun. Sultanım. Nurbanu Sultan'ın haremin başında olduğunu ve dahi valide sultan olduğunu görmektense gözlerime mil çekerim daha iyi. Valide sultanlık rahmetli validemin bile nasip olmamışken Nurbanu'ya mı kalacak? İnşallah. Safiye'nin sadakatine inanıyorum. İyi bir eğitimden geçti. Bütün kinimi için akıttım. Ektiğim düşmanlık tohumları Nurbanu'nun hakkından gelecektir. Yeğenim Murad'a gelince üzerindeki tesirim malum. Şehzade Selim kardeşleri olmayınca rakipsiz kaldığını sanıyor. Oysa ki en büyük rakibi kendi evladı olacak. Aklınızla bin yaşayın sultanım. Rahmetli validenizin ruhu sizde yaşıyor desem yalan olmaz. Bugüne kadar duyduğum en kıymetli, en güzel iltifat bu Sümbül. Sultanım. Lakin hakikati görmek lazım. Onun boşluğunu doldurmak ne bana nasip olur ne de bu haremdeki başka bir hatuna. Sultanım. Sultanım. Gözde cariyenle birlikte soframa şeref verdi şehzadem. O şeref bize ait. Buyurun. Validen sana Safiye'yi hediye etmemden pek memnun kalmamış anlaşılan. Validem size itimat edemiyor bir türlü. Hep bir kasıt arıyor. Buna sebep sultan babamla aranızdaki mesafe. Yalan değil. Kardeşlerim arasında Selim Gözdem değildi. Bayezid'de olanlar yüzünden iyice uzaklaştık. Zira aramıza ölüm girdi. Lakin sen başkasın Murat. Sen benim tek şehzadem. En sevdiğimsin. Merhum amcam Bayezid'e o kadar çok benziyorsun ki. Onun başına gelenler hepimizi perişan etti.
Öyle. Bilmukabele sultan. Sevginize layık olmak için çalışacağımdan emin ol. Görmek isteyenler için mazi derslerle doludur aslanım. Kim dostun, kim düşmanın iyi belli. Bu saray kardeşin kardeşi ihanetine de şahit oldu. Bir babanın evladına kıydığına da. Şehzade Selim tahta çıkacak şüphesiz. Lakin istikbalde bizi neler bekliyor meçhul. Babanın vaziyeti malum. Şaraptan başını kaldıramıyor. Sultanım, veliaht babam hakkında sarf ettiğiniz bu laflar nahoş kaçmıyor mu? Yiğit bir şehzade olduğun kadar iyi bir evlat olduğun da aşikar. Her daim böyle babana hürmet edecek, onu hep böyle koruyacaksın. Ancak hakikati de görmelisin. Şehzade Selim Kazvin'de kaybettiği huzuru şarap testilerinde arıyor. Halini gördünüz öyle değil mi Safiye? Gördüm sultanım. Allah muhafaza hasta gibilerdi. Sanki kıymetli sultan babamızın ruhu çekilmiş. Maalesef. İşte bu yüzden aslanım. Bu devletin yegane istikbali sensin. Kendini göstermen lazım. Manisa'dayım zaten. Sancağımı da en iyi şekilde idare ediyorum. Hünkârımız da pek takdir ediyorlar. Âlâ. Hünkârımıza yakın olman şart. Ona takdim edebilmen için bir hediye ısmarladım. Şehzade Selim'in hünkârımıza gönderdiği eşsiz atlardan, paha biçilmez mücevherlerden kat be kat üstün bir hediye bu. Nedir? Merak ettim sultanım. Onun gibi her şeye sahip bir cihan sultanına hediye vermek güç. Lakin ben en güzeli seçtim. Hünkârımızın kudretini ayna tutacak bir hediye bu. Göreceksin.